Arkadaşlar, bu da mazilerimiz 3. Telefonlar geliyor, kesiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama yaptıkça atacağım. Bundan sonra böyle konuşacağız. Anlatıyorum sizde, inşallah bir şeyler kendinize pay çıkarırsınız. Neler olmuş, neler bitmiş. Bu tırcılık camiasında neler oluyor. Tırcılığa heveslenen arkadaşlara söylüyorum. Haset insanlarla tanışırsınız. Hıyanetlikleri görürsünüz. Haksızlıkları görürsünüz. Ne bileyim, her şeyi görürsünüz bu meslekte. O yüzden diyoruz ki bu meslekten uzak durun. Başınızın çaresine bakın. Okuyun. Bir şeylerin sahibi olun. Bir mevki sahibi olun. Size beyefendi desinler. Ama şoför demesinler. Şoföre kız vermiyorlar. Hani öyle söylüyorlar ya. Eskiden de şoföre kız verirler, şey yapmazlarmış. Arabası olana, babam gelin zamanında, arabası olan en iyi adammış. Neyse, uzatmayalım. Biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Romanya'da çalışıyoruz. Büyük adamları görüyorum. Kendi hemşerilerimi. Hepsi babam emsaller. Yani ben çalıştığımda ben şu kadar çocuğuydum yani. Tıra oturduğumda bana herkes Kapıkule'de muamele yaptırırken memurlar git baban gelsin derdi. Rüşvet isteyemezlerdi benden. Yani bir şeyler ver diyemezlerdi. Eskiden Kapıkule'de çok güzel rüşvet vardı. Mazudun olsa da olmasa da 100 doları bayılmazsan çek arabanı bekledirdi. La dayı itme iyileme, mazudum yok. Ben İstanbul'dan döneceğim. Yok. Çek arabanı bekle. Eskiden X-ray mixray da yoktu. Muayene vardı. Çok eziyetler çektik. O 100 dolar vermezsen Kapıkule'den geçemezdin. Yani öyle şartlar vardı. Bulgar'da, Roman'da para vermeden asla geçemezdin. Kapıkule'de bir memur vardı arkadaşlar o zamanlar. Ezalarım titrerdi ona var. İnce uzun boylu baba, genç böyle yakışıklı bir adamdı. Varırdım. Sıra bana gelirdi, verirdim evrağı. Hemen evraklara bakardı, yapardı, şuraya koyardı. Salut, Cefaş. Bakardı, evrakları koyardı şuraya. Şöyle bir bakardı. Hani para? Resmen isterlerdi yani. Resmen bu oluyordu arkadaşlar. 50 dolar, 20 dolar, 30 dolar koyardım dedi. Kaldırır atardı. Git ikinci faturayı getir. La ikinci fatura ne? Verirdim ikinci faturayı. İkinci faturayı verirdim. Yani ikinci fatura dediğim benim arkadaşlar naylon fatura. Naylon fatura eskiden Türkiye'mizde pek çoktu. Yani Türkiye'den 30 bin euro ile çıkış yapardık malı. 15 bin euro ile Romanya, Bulgar'a girerdik. Bak 30 bin euro 15 bin dolar. Yük sahipleri 30 bin euroluk Türkiye'den fatura yapardı, anladınız mı? 30 bin euroluk yük fatura yapardı. Türkiye'ye çıkınca o faturayı yırtacaktın. Yırtman gerekiyor. Çünkü arabayı Bulgaristan arayıp da 30 bin liralık faturayı bulduğu zaman 2-3 bin liraya mal oluyordu. Yani rüşvet vermen gerekiyordu. Türkiye'den çıkarken ya bu adama ben faturayı, ikinci faturayı da verirdim. Al Türkiye zarar etmesin diye, al sana faturayı dedim. Yine de 100 dolarımı alırdı. Lan verin suç, vermen yine suç. Yük sahibini arardım abi. Ya ben verirdim yani faturayı. O istemeden ben verirdim ikinci faturayı. Kaçakçılık yapmasınlar. Bu işi beceremiyorlarsa yapmasınlar dedim. Çaktırmadan verirdim. Yük sahibini de aradım. Abi aman yakalandım faturayı. Arabayı aradı, buldu. Faturayı aldı. Aman kardeşim dedi, ver bir şeyler geç. Adam 100 dolar istiyor abi, rüşvet dedim. 100 dolar ver ya, ver geç dedi. Ben de 100 dolar verir karşı taraftan varınca alırdım. Muayene memuruna. Lan kaçak fatura arıyorsun. Tamam. Veriyorum. Kardeşim işlemini yapsana. Ya 100 dolar yine alacak. Lan verin suç, vermen suç arkadaş. Böyle yetiştik. Velhasılı Romanya varın, hepsi tırcılar, babam emsal. Ben çocuğum aralarında, hep bulaşık yıkarım.
yemek yaparlar, yardım ederim. Git tavuk al, tavuk alırız gelirik. Git ekmek al gel, ekmeğe giderik. Bulaşıkları ben yıkarım. Millet yemeğe yer, çayı koyar, çekilirler şöyle. Ben bulaşıkları yıkardım. Çünkü öyle bir saygı, sevgi vardı. Çünkü hepsi babam emsaldi. Hepsini gördüğüm zaman selamun aleyküm derim, ellerine sarılırdım, ellerini öperdim. Çünkü hepsinin benim yaşımda oğulları vardı. Beni çekemezlerdi. Onların oğulları yapamıyor da ben yapıyorum ya. Beni istemezlerdi. Sevmezlerdi, bilirdim. Biliyordum yani. Çünkü biraz da işi biliyordum. Artık şoförlere öyle kulak verirdim. Bunlar ne diyor, kapıyı kaça geçmişler, nasıl itmişler, nasıl olmuş. Çünkü tecrübe kazanıyorsun. Bunları duyunca tecrübeleniyorsun sen de. Senin de başına gelince öyle yapıyorsun, işi kurtarıyorsun, başarıyorsun. Böyle geldim ben, böyle başardım bu işleri. Ellerini öperim, ben gidince arkamdan konuşurlarmış. İşte babasını sevmek ki zaten. Yok işte sıpa bir bokun sahibi olamaz. Bu sıpa şöyle böyle. Halbuki sen bir kuruşumu aramıyorum. Ha ben orada içki içsem, geceleri akşamları onlar gibi masa donatsam, yanıma 2-3 tane kız alsam, eğlensem onların hoşuna gidecek. Ama ben ne yapıyorum? Yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum, televizyonuma bakıyorum, millet yiyor, içiyor, karı kız oyna diyor, ben gidiyorum arabama yatıyorum. Bunu istemiyorlardı. Ben para harcasaydım, paraları savursaydım genç halimde, genç yaşımda, hem kötü yola düşecektim, hem para kazanamayacaktım, hem borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Ben bunların planını, projesini yapıyorum. Onlar da yani beni para yesin, para içsin, yesin içsin, babasının ağzına sıçsın. Yani beceremesin, başaramasın diye çabalıyorlar. Ama ben ne niyet düşünüyordum, onlar ne niyet düşünüyordu? Böyle insanlarla çıktım ben yola. İlk Almanya'ya başladım. Ağlayarak gittim. Ağlayarak geldim. Bilmiyorum. Romanya'dan öbür tarafa geçmemişsin ben. Gittik. Hani 350 milyon lira fatura geldi 98'de. Babam ineği sattı ödedi. Ağzıma sıçacağını. Ondan sonra ama telefonu hiç kapatmıyor ki. Babam arıyor işte, şöyle git böyle git, kaç numaradasın? 3 numaradayım. Hangi levha var? Numarasını söyle. Adam evden haritayla beni gönderdi ya. Haritayla evde açıp sabahlara kadar beni yönlendirirdi. Ali abim oradan rahmetlik, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun abimin. O arıyordu işte, Ümit hızlanma şeridi var. Ana yola çıkınca gaza basacaksın, sinyalini vereceksin, şöyle yapacaksın, böyle belledim. Kimse annesinin karnında öğrenmedi bunları. Tecrübe oluyor yani, bunları yaşayınca tecrübe oluyor. Mazotum kalmadı, param kalmadı. Bir adama dek geldim. Abi dedim, ben Ratingen'e gideceğim. O zaman Ratingen'e gidecektim. Dedim abi, bana dedim para ver, mazot ver, sana Türkiye'de verdirttireyim mi? Hemen firmayı arayayım. Onlar firmana çıkartsın, sen bana bir 50-100 euro ver. 50-100 mark o zaman. Mark ver, ben mazot alacağım ki yükümü boşaltayım. Oradan para alacağım, orada vereyim. Adam dedi ki vermem dedi. Volvo. Yardımcılar firma. Yardımcılar. Hiç unutmuyorum. Kırmızı bir Volvo. Benimki 422 man. Adam böyle. Adamı görsem hatırlarım. Dedi ki yemek yapıyor böyle dolapta. Buyur bile etmedi. Acım. Param yok, pulum yok. Ondan sonra bana dedi ki telefonun ne dedi. Telefonum o zaman iyi bir telefonudu. 50 mark vereyim dedi telefonuna. La abi telefonum yok, telefonumu alacaksın, bana telefon lazım. Dedi işine gelirse dedi. Ya çok ağrıma gitti arkadaşlar. Yani o zaman telefon 150 mark, belki de bana 50 mark teklif ediyor. 150 markımı verse gene vereceğim telefonu. Ama telefonun değerini de vermiyor. Ya Allah'ım şudur budur, ya Rabbim yardım et, şu bu, sinirden patlayacağım. Artık yemin ederim arkadaşlar, Allah'ıma yalvarıyorum. Arabama oturdum. Şimdi sağa soldaki tırlara bakıyorum. İnanır mısınız? Lan diyorum, şundan mazot çeksem yakalanır mıyım? Mazot lazım. Bana para lazım değil. Kendimi bir 300-400 kilometre atacak, bana bir 50-100 litre mazot lazım. Ona, o tıra bakıyorum. Ondan çalayım. Bundan çalayım. Lan olmuyor arkadaş.
Zıt adam bir tane lan Allah tarafından Bolu firması bir genç bir delikanlı geldi. Ben emsallerdi. Genç havalı sükseli mükseliydi ama abi dedim böyle böyle ya. Hayırdır hemşerim dedi. Ya dedim abi böyle böyle benim param yok. Ben bunu götürmem lazım. Ben ilk defa geliyorum bana bir yardım et dedim ya. Çocuk çıkarttı bana orada para verdi. Gittim mazotumu aldım. Arkam sıra geldi. Hatta yolu da bilmiyordum. Önüm sıra düştü. Beni ta yük yerine götürdü. Oradan para aldım adamın parasını verdim. Lan Allah işine gücünü rast getirsin. Böyle adam da var. Öbür türlü adamlar da var. Gördünüz değil mi? Düşenin dostu olmuyor. Dayım bir gün Almanya, Yugoslav'da kalmış. Türk tırların yanına varmış. Ya hemşerim bir 50 euro, 50 euro, 100 euro verin de demiş. Almanya'dan size çıkartayım. Ben Almancıyım. Yolda kaldık. Paramız yetmedi. Ceza yedik. Şunu yedik. Para bize mi danıştın da çıktın kardeş yola demişler. Şoförler, tır şoförleri. Satılacak neyin var demiş. Lan demiş bilmem dayım da biraz argoda konuşur arkadaşlar. Lan demiş bilmem ne yaptığımın adamı demiş lan. Avradımı mı elinden alacaksın lan 50 euro için. Bilmem ne yaptığımın şey yapmış dayım birbirlerine girmiş. Orada. Dayım basmış gitmiş kişilerine ödemeden kaçmış koymuş gitmiş Almanya'ya cezası gelirse gelsin lan demiş şöyle adamlara. Yani demek istediğim düşenin dostu olmuyor arkadaşlar. Onun için hesabınızı kitabınızı güzel yapın. Kimseden medet ummayın. Bu yollarda kimseden medet ummayın. Ne türlü insanlarla karşılaşırsınız. Velhasılı her türlü insandan karşılaşıyorsunuz. Başıma böyle böyle olaylar geldi. Çalışıyoruz, gidip geliyoruz tabii. Herkes de bana bakıyor. Kendi kendine otobüste konuşuyor. Deli mi ne bu? Çalışıyoruz. Velhasılı vel kelam işimizi yolumuzu bulduk. Ben bir sürü arkadaşımı getirdim. Ekmek yesinler. İş istediler. Rica ettim. Kefil oldum. İşe getirdim. Kimi kumar oynadı. Kimi kumar oynadı. 3-4 bin lira para yutuldu. Bundan 5 sene, 4 sene önce bir arkadaşımız kumar oynadı. Ben hiç sevmem kumar oynayanı. Makineye para atanı hiç sevmem. Makineye parasını atmış. Geldi para yok, pul yok. İtle firmaya söyleme. Bu araba nasıl gidecek? Çıkarttım paramı verdim. Paramı ödedi 570 euro'm kaldı. Alamadım. Hala arıyorum. Utanıyorum. Ararken de utanıyorum kendisini. Ya sen evine versen amenna. Yemek yesen amenna. Başına başka bir olay gelir amenna. Ama sen kumar oynamışsın. Sen benim paramla kumar oynamışsın. Benim 570 euro'mu vermedi. Bir de aradım. Ne kadar borcum var dedi. 575 euro abi dedim. Bana dedi hayırdır dedi ya sütü olan 470 euro dedi ya 570'i nereden çıkarıyorsun 100 euro faiz mi koyuyorsun diyor bana. Abi tamam ver de 470 olsun dedim ya ne alet olsun ya ne alet olsun. Firmaya söylemedim firmaya söylesem o gün işten çıkartırlardı. Firma da sevmez kumar oynayan. 470 euro'm da öyle gitti bak hala bugün 2018 daha hala almamışım paramı. O da öyle gitti. Onun gibi yani. Neler neler bir adam geliyor 20-50 lira veriyor kumar oynuyor 50 lira 60 lira ver kardeşim param yok diyor acıyorsun veriyorsun adam bağırıyor makineye atıyor ya. Lan oğlum çoluğun çocuğun para bekliyor biz bu işten para kazanıyoruz ne bileyim yani bunun gibi nelerle karşılaşacağınız. Daha bir olayım daha var bu videodan sonra anlatacağım onu. Onu da bir siz elinizi vicdanınıza koyun. Size hem danışacağım hem de soracağım arkadaşlar. Bana bir yardımcı olun. Çünkü ben bu işi açığa çıkartacağım. Artık gözüm hiçbir şey görmüyor. Bundan sonra ezilmek yok. Bundan sonra gözüm hiçbir şey görmüyor. Canım çok acıyor. Çünkü ezildim. Yeter artık. Bundan sonra ezemem de. Gene vicdanım el vermiyor benim. Gene acıyorum ama artık gattar bir insan olacağım yol konusunda, şoförler arasında. Kimseye taviz vermeyeceğim, yardımcı olmayacağım. Kime yardımcı olduysam arkamdan konuştu. Kime yardım ettiysem çekemediler. Kime para verdiysem vermedi. Kime emmi, dayı, abi dediysem hep arkamdan vurdular. Kimse alıp da önüne helal olsun diyeni ben görmedim. Hep çekemediler, yazıklar olsun onlara diyorum. Geliyorum.